Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Bu dersimizde Almanca'da duyduğumuzu, dinlediğimizi ne yapıyor olacağız arkadaşlar? Anlamaya çalışacağız ve bu anladığımızı görselleştireceğiz ve mümkünse kağıda kaleme geçirmiş olacağız. Bu dersimizde arkadaşlar saatler konusunu işliyor olacağız. Saatlerle ilgili cümleleri oluştururken arkadaşlar, bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar mutlaka o ilgili ders videosunu izlesinler. Onun ardından bu derse katılsınlar. Şimdi yapacağımız şey şu olacak arkadaşlar. Ben size cümleleri okuyor olacağım ve sizler bunu eğer mümkünse yazmaya çalışacaksınız. Eğer kağıdınız kaleminiz yoksa bunu zihninizde bir oluşturmaya çalışacaksınız. Görselleştirmeye çalışacaksınız. Acaba söylemiş olduğum saat hangi saat? Yani sayı karşılığı nedir? Bunu bulmaya çalışacaksınız. Dediğim gibi yazabilenler de bunu cümle şeklinde ve sayı şeklinde yazarlarsa çok iyi bir tekrar yapmış olacağız saatlere dair. Şimdi dilerseniz arkadaşlar ben dinamik bir şekilde cümleleri okuyor olacağım. Ondan sonraki okumamda siz bunu görselleştirmeye çalışacaksınız. Daha doğrusu yazmaya çalışacaksınız. Hazırsanız ben başlıyorum. Bunun ardından da arkadaşlar tahta başında bu okumuş olduğum cümleleri yazılı olarak görüyor olacağız. Hazırsanız ben cümlelerime başlıyorum. Öncelikle soru cümlesiyle başlayacağım. Bu saat kaç anlamına gelen iki cümle arkadaşlar. İkisi de aynı anlama geliyor. Başlıyorum. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Es ist 17 Uhr. Es ist 17 Uhr. Es ist 22 Uhr. Es ist 22 Uhr. Es ist 8:30. Es ist 8:30. Es ist 2:15. Es ist 2:15. Es ist 6:20. Es ist 6:20. Es ist 8:20. Es ist 8:20. Es ist 5:30. Es ist 5:30. Es ist 11:45. Es ist 11:45. Es ist Mitternacht. Es ist Mitternacht. Şimdi arkadaşlar daha yavaş bir şekilde ilerliyor olacağım. Hazırsanız başlıyorum. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Es ist 17 Uhr. Es ist 17 Uhr. Es ist 22 Uhr. Es ist 22 Uhr. Es ist 8:30. Es ist 8:30. Es ist 2:15. Es ist 2:15. Es ist 6:20. Es ist 6:20. Es ist 8:20. Es ist 8:20. Es ist 5:30. Es ist 5:30. Es ist 11:45. Es ist 11:45. Es ist Mitternacht. Es ist Mitternacht. Şimdi hazırsanız arkadaşlar bu yazmış olduklarımızı ya da görselleştirmiş olduklarımızı tahta başında inceleyelim.
Evet, şimdi de arkadaşlar az önceki okumuş olduğum cümleleri tahtada görüyoruz. Öncelikle neyle başladık arkadaşlar? Soru cümleleriyle başladık. Saat kaç derken ne yapıyoruz arkadaşlar? Almanca'da iki türlü saati sorabiliyoruz. Bunlardan ilki Wie spät ist es, değil mi? Bakın buradaki yazıma dikkat ediyoruz. Spät derken spät neydi? Geç anlamına geliyor. Tabi güzel Türkçe'de ne kadar geç demiyoruz değil mi? Saati sorarken saat kaç diyoruz. Ancak Almanca'da Wie spät ist es şeklinde ifade ediliyor. Ya da Wie viel Uhr ist es derken değil mi? Bu şekilde ifade ediliyor. Uhr, bakın bu kelime büyük harfle başlıyor. Dolayısıyla U harfini büyük şekilde yazmamız gerekiyor. Büyük harfle başlatıyoruz. Şimdi ilk saate baktığımızda arkadaşlar saat 17 dediğimizde biz bunu güzel Türkçe'de de iki türlü söyleriz. Nedir bu? Resmiyette saat 17 ya da genel olarak ne deriz? Saat 5 deriz. Bakın burada saat 17 diyecek olursak demek ki ne diyeceğiz arkadaşlar? Es ist 17 Uhr. Demek ki es ist 17 Uhr saat 17 anlamına geliyor. Saat 22 derken burada da gene aynı şey söz konusu. Resmiyette saat 22 ancak diğer türlü ne deriz? Saat 10 deriz. Burada 22 neydi arkadaşlar? Sayılar konusunda zaten bayağı bir ayrıntılı görmüştük öyle değil mi? 22 22 idi. Dolayısıyla saat 22 derken es ist 22 Uhr diyebiliyoruz. Resmi olmayan haliyle ne deriz arkadaşlar? Es ist 10 Uhr da pekala diyebiliyoruz değil mi? Şimdi saat 8.30 derken burada saat 8.30 diyebileceğimiz gibi ne deriz arkadaşlar? Saat 8.30 da deriz. 8.30 dediğimizde gayri resmi oluyor. Öyle değil mi? Bakın burada da resmi olmayan haliyle ifade etmiştim ben. Es ist halb neun dediğimizde ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? 8.30 demiş oluyoruz. Burada saatler konusunda bunu bayağı bir ayrıntılı görmüştük. Halb kelimesi olduğunda ne oluyordu arkadaşlar? Bir sonraki saat dilimine gidiyordu değil mi? Yani Almanca'da güzel Türkçemizde farklı olan şey neydi? 8.30 yerine ne deniyor? 9.30 deniliyor. Yani onlar aslında şöyle savunuyorlar kendilerini. 9'a yarım saat var diyorlar. Dolayısıyla burada da ne yapıyoruz arkadaşlar? Es ist halb neun diyoruz. Çünkü bir sonraki saat ne oluyor? 9'a gittiğinden dolayı. Biz pekala şöyle de diyebilirdik. Es ist 8 Uhr 30 de derdik. Ancak o haliyle ne olurdu? Resmi bir şekilde ifade etmiş olurduk. Sonraki saate baktığımızda arkadaşlar saat 13.45 dediğimizde ne deriz? Es ist 13 Uhr 45 deriz. Ancak burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Resmi olmayan haliyle ne deriz arkadaşlar? İkiye çeyrek var deriz ki güzel Türkçe'de de bu böyle. Öyle değil mi? Çeyrek neydi Almanca'da? Viertel var derken ne diyoruz? Vor diyoruz değil mi? Dolayısıyla biz nasıl ki güzel Türkçe'de 14'e çeyrek var demiyorsak Almanca'da da bu benzeşiyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz arkadaşlar? Viertel vor zwei ile güzel Türkçe'de ne yapmış oluyoruz? İkiye çeyrek var demiş oluyoruz ve burada bir paralellik var. Bu durumda es ist viertel vor zwei ne oluyor arkadaşlar? İkiye çeyrek var anlamına gelmiş oluyor. Biz tabi bunu bariz bir şekilde yazdığımızda 13.45 şeklinde yazabileceğimiz gibi 1.45 şeklinde de yazdığımızda o zaman ne oluyor arkadaşlar? Gece yarısı olmuş oluyor değil mi? 01.45 itibariyle bunu belirttiğimizde bunu yansıtmış oluyoruz. Bir sonraki saate baktığımızda arkadaşlar 6.20. Bakın 6.20 için iki türlü söyleyebiliriz. Resmi dilde ne deriz arkadaşlar? 6 Uhr 20 deriz. Ancak resmi olmayan dilde ne deriz? Evet 6 Uhr 20 denilmiş zaten resmi dilde. Resmi olmayan dilde ne deriz arkadaşlar? 20 nach 6 deriz. Bakın burada da resmiyet söz konusu değil mi? Resmi bir ifade söz konusu.
6 Uhr 20 ile bariz bir şekilde ifade etmişiz. Bakın burada 7.40 iki türlü söyleriz. Sieben Uhr 40 ya da buradaki haliyle es ist 20 vor 8. Yani 8'e 20 dakika var demiş oluyor. Dolayısıyla 20 vor 8 ile değil mi? 8'e 20 var demiş oluyoruz. Diğer türlü ne diyecektik demek ki? Sieben Uhr 40 diyecektik. Şimdi 5.35'e geldi sıra arkadaşlar. Burada birazcık dikkat etmemiz gereken bir durum var. O da şu arkadaşlar. Buçuğu 5 geçiyor deriz ya. Güzel Türkçemizde de bu var. Dolayısıyla 5.30'u 5 dakika geçiyor derken Almanca'da öncelikle ne yapıyoruz arkadaşlar? 5.30 derken ne diyoruz Almanca'da? Halb sechs diyoruz. Bakın bunu yazdık. Şimdi 5 dakika geçiyor derken ne yapıyoruz arkadaşlar? 5 dakika buçuğu geçiyor dediğimizde fünf nach diyoruz. Bu durumda fünf nach halb sechs denildiğinde 5.30'u 5 geçiyor demiş oluyoruz. Dolayısıyla bunu ifade etmiş oluyoruz. Bu güncel dilde kullanılabiliniyor arkadaşlar. Bu sebepten zaten derslerimizde de işliyoruz. Dolayısıyla böyle bir yapıyla karşılaştığınızda hani sürprize mahal vermeyelim, biz bunu görmemiştik demeyelim diye bu derslerimizde bunu görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 5.30'u 5 geçiyor dediğimizde 5 nach halb 6 diyoruz. Bunu pekala resmiyette 5 Uhr 35 şeklinde de ne yapabiliyoruz arkadaşlar? İfade edebiliyoruz. Bakın aynı şekilde burada da buna benzer bir ifade var. Bakın 11.58'e baktığımızda arkadaşlar, bu saate baktığımızda 12'ye çok kısa bir süre kalmış. Öyle değil mi? 1-2 dakika kalındığında biz Almanca'da bunu arkadaşlar kurz ile ifade ediyoruz. Dolayısıyla es ist kurz vor 12 denildiğinde işte 11.58, 11.59 evet 1-2 dakikayı ifade etmiş oluyoruz kurz vor ile. Biz pekala söz gelimi bu 12.01, 12.02 olsaydı bu sefer ne olacaktı? Kurz nach 12 olacaktı. Bu yapıları da güncel Almanca'da gördüğümüz için ne yapıyoruz? Derslerimize yansıtıyoruz ki bunu görelim arkadaşlar. Doğrusunu bilelim diye güncel olan Almanca'da bunlar var. Dolayısıyla bilmemiz de gerekiyor. Demek ki 12'ye çok az kaldı deriz ya güzel Türkçe'de. Ne diyormuşuz Almanca'da? Es ist kurz vor 12 demiş oluyoruz. Bu da işte 58 olabiliyor, 59 olabiliyor. Ve 00:00 denildiğinde gece yarısı. Gece yarısı da arkadaşlar Mitternacht. Bu durumda es ist Mitternacht denildiğinde arkadaşlar saat gece yarısı. Yani tam 12 olduğunda es ist Mitternacht demiş oluyoruz. Dilerseniz bunların üstünden şöyle bir geçelim arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar ben saati sorduğumda iki türlü sorabiliyormuşum. Bunlardan birisi wie spät ist es ya da wie viel Uhr ist es. Şimdi ilk cümleye baktığımızda arkadaşlar saat 17 dediğimizde ne diyecekmişiz? Es ist 17 Uhr. Demek ki es ist 17 Uhr saat 17 demekmiş. Es ist 22 Uhr saat 22. Es ist halb 9. Bakın es ist halb 9 saat 8.30 demiş oluyoruz. Bunu ayrıntılı şekilde değil mi saatlerde görmüştük. Halb yapısında ne yapıyorduk bu yapıyı kullanırken? Bir sonraki saat dilimini söylüyorduk. 13.45 bu yapıyı, bu saati arkadaşlar biz resmi olmayan dilde nasıl ifade ederiz arkadaşlar? 2'ye çeyrek var. Bu durumda ne diyeceğiz? Bunun Almanca karşılığı es ist Viertel vor 2. 6.20 resmiyette ne diyormuşuz demek ki? Es ist 6 Uhr 20. 7.40 bunu gayri resmi dilde ne diyeceğiz arkadaşlar? 8'e 20 var dediğimizde es ist 20 vor
8 diyeceğiz. 5.30 değil mi? 5.30'u 5 geçiyor derken ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Öncelikle bu 5 dakikaya temas etmemiz gerekiyor. O da nedir? Es ist 5 nach halb 6. Değil mi? Şimdi 5.30 neydi arkadaşlar Almanca'da? Halb 6 ve 5 nach ile birleştirdiğimde cümle ne olacak arkadaşlar? Es ist 5 nach halb 6 yapısına bürünecek. 11.58. Daha doğrusu 12'ye çok az kaldı derken Almanca'da biz ne diyoruz? Bunu nasıl vurguluyoruz? Kurz ile vurguluyoruz. Bu durumda es ist kurz vor 12 dediğimizde bu anlamı ne yapmış oluyor? Karşılamış oluyor. Saat gece yarısı dediğimizde, gece yarısı oldu dediğimizde es ist Mitternacht demiş oluyoruz. Dilerseniz şimdi arkadaşlar bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Es ist 17 Uhr. Es ist 17 Uhr. Es ist 22 Uhr. Es ist 22 Uhr. Es ist 8:30. Es ist 8:30. Es ist 2:15. Es ist 2:15. Es ist 6:20. Es ist 6:20. Es ist 8:20. Es ist 8:20. Es ist 5:30. Es ist 5:30. Es ist kurz vor 12. Es ist kurz vor 12. Es ist Mitternacht. Es ist Mitternacht. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde saatleri ne yaptık? Öncelikle duyduk. Ondan sonra görselleştirdik. Ve nihayetinde ne yaptık arkadaşlar? Tahtada nasıl yazıldığını sayı karşılığıyla birlikte görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.